Bu arada Fenerbahçe'nin Sırbistan ligindeki Boşnak takımı iyi ilişkiler içinde olduğu Novi Pazar'a kiraladığı oyunculardan Güney Koreli Jojin Ho bugün ilk maçına çıkmış iyi oynamış bilgileri var izleyenlerden ben Jojin Ho'dan kuşku duymuyorum Fenerbahçe'nin çok iyi bir oyuncusu geliyor yine Mısırlı e, Stoper e, Omar Fayet de orada. O daha oynamaya başlamadı. Geç gitti. Evrakları geç gittiği için. Onun da iyi bir şekilde Fenerbahçe'ye döneceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Ee, zor bir maç olacak. Ee, onu ifade edelim. Beşiktaş-Galatasaray maçı. Ben Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi gün gün ortası programı yapacağım. Maç sonu yayında olacağım. Bunların hepsini söyleyeyim. Beşiktaş'ın en büyük gücü ileride Abu Bakar'la Cenk Tosun'un Formda olması ama Galatasaray'da da Icardi gerçeği var. Galatasaray'da herkes Icardi'ye çalışıyor. Icardi'ye yoğunlaşınca rakip savunma Kerem çıkıyor. İşte oradan sürpriz bir oyuncu çıkabiliyor. Bu maçta Galatasaray Beşiktaş'a mutlaka gol atacak. 1 olur, 2 olur, 3 olur, 5 olur bilmiyorum. Mutlaka gol atacak. Önemli olan akşam 19'da arkadaşlar maçta, maç. Halil Mutmeler yönetiyor. Yönetmemesi lazım. Önemli olan Beşiktaş'ın bu gollere karşılık verip veremeyeceği. Ben bu maçta Abubakar ve Cenk Tosun gerçeğinden de ötürü Beşiktaş'ın da gol atacağını düşünüyorum. Beşiktaş yediği golü birde tutarsa bu maçı en kötü 1-1 bitirir. İlk yarıda Beşiktaş maçı gol yemeden bitirirse beraberlik ihtimalini bir galibiyet ihtimaline de taşıyabilir. Bu bilgiyi de söyleyeyim. İlginç bir maç olacak hakem açısından da. Vara kimi verecekler acaba? Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Koray Genceller. Asıl olay Varda Varda. Asıl olay Varda. İlker Savaş. Abi bizim 5 yıldız meselesi ne oldu? Onu unutturmalarına izin vermeyelim demiş. Ya abi. Öyle bir Türkiye Futbol Federasyonu var ki komisyon kuracağım diyor. Komisyonla alakalı şu girişim yaptık. İşte şu kulüp bunu önerdi. Bu kulüp bunu hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok. Çok net olarak karar verdim. Bu bir zaman geçirme politikasıdır. Bundan sonra bu süreci bunun doğrultusunda yorumlayacağım, ee, Bakış açımı ortaya koyacağım. Ee, sık sık evet sormaya devam edeceğim ama önce şu bir sonraki 3 hafta sonraki milli araya kadar Almanya özel maçı 18 Kasım, Galler resmi maç, liderlik maçı 21 Kasım, ikisi de deplasmanda. Oraya kadar oynanacak olan şu maçları bir geçirelim, o bölümde onları da soracağım. Enes Kolçak, Beşiktaş kaybetmez abi demedi deme demiş. Şimdi Fenerbahçe bir gün önce oynanacak olan bu, cumartesi günü yapılacak olan derbiye hiç kanalize olmadan, tabii ki birlikte izleyebilir futbolcular çünkü derbi de akşam 19'da, ertesi gün oynanacak Hatay maçının kampına girmiş olacak Samandıra'da topçular. Birlikte izleyecekler tabi. İşte birlikte izleyecekler. Ama buna çok konsantre olmadan Galatasaray kazansa kaybetsin hiç fark etmez. Hatay maçına kendi maçına bakarak konsantre olmalı Fenerbahçe. Çok zor bir takım Hatay. Önemli bir karşılaşma. E, Fenerbahçe kesinlikle buna dikkat etmeli. Bu arada tekrar ediyorum. Fenerbahçe açıklama yaptı. Jesual King de Serdar Aziz sakatlandı, tedavilerine başlandı. Serdar Aziz ve çok daha fazlasıyla Jesual King'in bir devamlılık sorunu var. Ocak ayında Jesual King'den çıkmak lazım. Batshuayi'nin de Batshuayi'nin de ayrılmak isteğine dönük, ayrılmaya dönük isteği olduğuna dönük bilgiler var. Ondan da muhtemelen Ocak ayında bir vedalaşma olacak ama tabii teklif gelmesi lazım. Birkaç haber var. Unut. Ee... İsmail Kartal'ın ekibi Hatay Spor'u çok güzel analiz etmiş. Genel bir toplantı olarak görev vereceği isimlerle de hoca tek tek bu analizler üzerinden toplantılar yapmış. Şimanski'ye biliyorsunuz Rize maçı mı, bir önceki maç mı öncesi e, özel bir toplantı yapmıştı. Onun videosunu paylaşmıştı Fenerbahçe kısa bir bölüm 10 saniyelik. Bu şekilde hoca analizlerini ekipleriyle güzel yapıp takımla genel ve bireysel çalışmış. Inter ve Napoli Fenerbahçeli bir oyuncu için rekabet halinde. Inter ve Napoli e, değerli dostlar Ferdi Kadıoğlu için rekabet halinde. Bunu ifade edeyim. Bu arada Osay Samuel'in de yeni sezonda Fenerbahçe'de olmasını beklemiyorum. İngiltere'ye dönme hayali çok artmış. Ama bu seneyle iyi konsantre olmuş. İsmail Kartal'la ilişkisi çok iyi. Onun da çok mutlu. Osay Samuel bundan sonra Premier Lig'e gitmek için daha da fazla konsantre olacak sevgili dostlar. Bir arkadaşım şey yazmış. Hatay Spor'un neyini analiz ediyorsun? Öyle bir şey yok futbolda. Öyle bir şey yok. Çok önemli bir takım Hatay Spor. Bugün ligden düşeceğini öngördüğüm benim, şahsen ben öyle diyeyim. İstanbul Spor'la da oynasan analiz edeceksin kardeşim. Ne olacağı belli olmaz. Onu burada söylemiş olalım. Ha bu arada Merak edenler olmuştur. Şu anda sesiyim arkadaşlar bakayım. Likten düşeceğini benim şahsen ben öyle Bazen istedim. bir geriden geliyor. Sıkıntı yok. Merak ettiğinize inandığım bir soru var. O da şu. Dün Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan A Spor'da konuşurken dedi ki İsmini açıklayamam. ismini açıklayamam. Çünkü hala transfer etmeye çalışıyorum. Orta sahaya önemli bir oyuncu almaya çalışıyorum dedi. O futbolcuyu ben size söyleyeyim. Sezon başında olmayan Liverpool'dan Thiago Alcantara. Fenerbahçe'nin de 6-8 numara ararken gündeminde olan isim Trabzonspor'un Ocak ayında getirmeye çalıştığı kişi Thiago Alcantara arkadaşlar. O bilgiyi de vermiş olayım. Bugün saat 19 Beşiktaş şey, Galatasaray Beşiktaş Yine bugün 3 tane daha maç var. Konya Pendik saat 16'da. Antep Antalya saat 16'da. Kayseri Çaykur Rizespor saat 13.30'da. Bir de Galatasaray Beşiktaş 4 tane maç var. Bunu da söyleyelim. Aa Sercan Dikme kardeşim demiş ki Ahmet Nurçe bir pazartesi ya da salı günü başkan adaylığını açıklayacak demiş. Dedik abi. Ahmet Nurçe bir devam edecek. Hatta dahasını söyledim. Bir daha söylüyorum. Bir sonraki Beşiktaş başkanı Yıldırım Demirören olacak yüksek ihtimalle. Bir sonraki federasyon başkanı da Ahmet Nurçebi olacak yüksek ihtimalle. Bunları da söyleyelim yani. Hani bunları da ifade edelim. Bu dönem Ahmet Nurçebi çok olmak istedi ama şartlar oluşmadı. Hatta ekibini bile kurmuştu TFF yönetim kurulu ekibine. Arkadaşlar. Levent Aydın. Erdem Bey'in iddia ettiği şeyler boş çıktı demiş. Evet. Aynen öyle. Kimse bizi susturamaz arkadaşlar. Ekşi yemedi ki. Yoğurdumuz ekşi değil ki. Hani midemiz ağrısın. Ya mevzu o değil. Asıl mevzu ne biliyor musunuz? Kesinleşti. Süper Kupa finalini ve Türkiye'nin Bahçeli Galatasaray 100. yılımıza denk gelmişken biz niye Arabistan'da oynuyoruz ya? 25 bin kişilik stat. İki takımın toplam geliri 5 milyon dolar olacak. Birisi 2 alacak, birisi 3 milyon. Kazanan 3 alacak falan yani. Değer mi ya? Cumhuriyetimizin 100. yılında biz niye Arabistan'da final oynuyoruz ya? Nerede Samsun? Nerede başkentimiz? Nerede Atatürk Olimpiyat Stadımız? Bu üçünden biri olmalıydı. Buraya gazeteciler nasıl gidecek? Buraya taraftarlar nasıl gidecek? Ne işimiz var ya? Suudi Arabistan'da yapılacak kaybeden takım 2 milyon euro. Kazanan takım 2 milyon 800 bin euro alacak. Konaklama, ulaşım, diğer tüm masraflar Suudi Arabistan tarafından karşılanacak. Karşılamasın abi. Benim Fenerbahçe'm, benim Galatasaray'ım. Niye Cumhuriyetimin 100. yılında Türkiye'de oynamıyor ya? Başkentimde oynat, Samsun'umda oynat, Oradan başladı kurtuluş ateşi. Atatürk Olimpiyat Stadında oynat. 30 bin Fenerli, 30 bin Galatasaraylı gitsin ya. Ne işimiz var abi Riyad'da? Seneye gider. 100. yılda niye gidiyorsunuz abi? Suudi Arabistan Federasyon Başkanı açıklayınca bizim federasyon da açıklamak zorunda kaldı. Belki başka zaman açıklayacaklardı. İşte federasyonun son dakika açıklaması. Süper Kupa işte açıklama aynı ya. Riyad'da bulunan Al Avval Park'ta oynanacak. 25 bin kişilik bir stat. İdris Aras. İdris Aras'ın süper chat'ini okuyun. Ben okuyamıyorum. Her şeyi okuyamıyorum. Canım İdris teşekkürler. Türk Nükem. Galatasaray Fenerbahçe'miz için örgüt kurduğumuzu söyledi. Fener, Fenerbahçe'de TFF'ye başvuruda bulunarak araştırılmasını istedi. Sadece Türkiye'de olabilecek kısa bir fıkra. Aynen öyle ya. bu maçı Samsun'da oynamamız lazımdı. Samsun. Ben şahsen o gün birazdan Twitter'da da yazacağım. Büyük bir coşkuyla kutlayacağım. Gün boyu herkesi kırmızı beyaz giymeye davet ediyorum Cumhuriyetimin 100. yılında. Ben bütün günümü o gün Fenerbahçe'nin maçı var galiba 29 Ekim'de. Stada da Türk Türkiye milli takımı formasıyla gideceğim. Coşkuyla yaşayacağız o günü. Gelecek yüzyıla gelecek yüzyıla böyle iz bırakacağız. Keşke o maç Türkiye'de olsaydı. Çok üzücü ya. Çok üzücü. Gerçekten çok üzücü. Ben en son bununla ilgili bir tweet atmıştım. Onu alıntılayayım. Beraber tweet atma bölümüne geldik. Sizinle beraber atacağım bu tweet'i. Sizleri de dinleyeceğim. Yüzüncü yıl diyeyim. Ne demişim? Cumhuriyet. Oh. Neyse bulamadım. O tweet'i güzel bir tweet olarak atayım. Şimdi burada aceleye gelmesin. Büyük bir şansı kaybettik ya. Ben üzüldüm. Üzüntümü de gizlemek gizlemeyeceğim yani. Gizlemek zorunda değilim yani. Bu maçın Türkiye'de oynanması lazımdı. Beşiktaş'tan sevgili Gökmen Özcan'ın haberleriyle bir derbi bölümü yapayım size. Mert Günok derbide olacakmış. Getson ve Raşika derbiye özel hazırlanmış. Getson yetişiyor. Abubakar ilk Galatasaray deplasmanına çıkıyor. Cenk Galatasaray'a karşı en skorer isimmiş. 18 gol 6 asist. Ee, bu maç Burak Yılmaz'ın da Ahmet Nur Çebin'in Çebi de Beşiktaş'taki geleceğini belirleyeceği için e, etkili olacağı için Beşiktaş adına çok çok önemli. Ahmet iki kulüpte hayır dese zorlama oynatacaklardı. O da bir ilginç bir şey. Mesela Fenerbahçe açıklama yapmalı abi. Galatasaray da yapmalı. Çünkü federasyon başkanı topu onlara attı. Türk -Nukhan. Dedi ki kulüpler istiyor dedi. Arkadaşlar 18 gol değil galiba. Ben yanlış okudum onu ya. Kafamda o kaldı çünkü. Olmadı Sayın Mehmet Büyükekşi. Olmadı. Şimdi 24 Aralık'ta Süper Lig'de Fenerbahçe Galatasaray 6 gün sonra 30 Aralık'ta Süper Kupa'da Fenerbahçe Galatasaray maçı oynanacak. Yılın son haftasında üst üste 2 tane Fenerbahçe Galatasaray maçına tanıklık edeceğiz. 6 gün içinde iki Galatasaray maçı. Hadi bakalım kolay gelsin. Dostlar çok teşekkür ediyorum. Ya ben ben gündüz bir yayın çektim. İki gibi. Yükledim. Ben hep canlı yayın yaptığım için bunu çok e, ter, e, tecrübe edemiyorum. Abi hala yüklemesi %93'te ya. Gündüz yayınım ki orada başka şeyler anlattım. Burada olmayan şeyler. izlemenizi tavsiye ederim. Herhalde yarım saate bir saate düşer. Ama Facebook'ta var. Facebook hemen yükledi. Burası yüklemedi. Birazdan düşer buraya da. Abi halen yükleniyor ya. Bu yayınından sonra daha önce hazırladığım yayın kanalıma düşecek. Kusura bakmayın ama yeni şeyler var. İzlemenizi sizlerden rica ediyorum, tavsiye ediyorum. Eyvallah değerli dostlar. Biraz hastalık da var. Bu mevsim geçişleri beni mahvediyor ya. Vallahi billahi. Limonum da, şeyimde, çayım da, suyum da her şeyde limon var abi. Dikkat etmemiz lazım. Dikkat etmemiz lazım. Çok üzüldüm ya bu maç meselesine. Türkiye'de olmamasına. Üf, neyse. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videoyu like etmeden ayrılmayın. Hoşça kalın. Cık. Tekrar görüşeceğiz. Hapşıracağım galiba. Vallahi affedersiniz abi. Affedersiniz yani artık yana dayanamadım yani. Oh. isim o mı Serdar? Tamam. Serdar Çetin, Burhan Cin, Hüseyin Öztürk, Bunga Bunga, YSRCN55, Şahin Karaman, İdris Aras, Turk Nükem, Aslı Fener Şener, Yasin 1950, Serhat Eroğlu, Tolga Mezereli, Hakan Aslan, Kadıköy Boğası, Kazım Karip, İdris Aras, Levent Aydın, Enes Kolçak, İlker Savaş, Süleyman Kayacı, hoş geldin tekrar. Mustafa Korkmaz, Yusuf, Çınar Ali'nin babası, merhaba Erdem, Ömer Suna, Oğuz Tek Türk. Eyvallah Tolga Mezereli çektim de hala yükleniyor. 7-8 saat oldu ya. Bizim Volkan Demir aradım. Oğlum dedim sen dedim canlı yapmıyorsun. Çekiyor böyle. Ben geçen statta gördüm. Koyuyor. Yarım saate düşüyor. E senin internetin yavaş. Oğlum fiber fiber bağlattım eve ya. Demek ki biz ne yapacağız? Canlı yapacağız abi. Canlı yapınca tık düşüyor çünkü. <laughs> Eyvallah. Genzo Vaka Bayashi. Şey. Serdar Çetin. Emre Kanat Ali Arpözü, Ahmet Mustafa Alemdar Mehmet Manap Çok çok teşekkürler Tamam veda ediyorum artık müsaadenizle İyi ki varsınız bana enerji oldunuz Şifa oldunuz Hoşçakalın Hoşça kalın. Hoşça kalın. Basın tribünde olacağım Yusufcuğum Soner Akşal teşekkürler Diyarbakır'a selamlar Kemal'cim. Jut upload kaç abi? Ya abi upload fiber var yani fena değil 15 20 falan. Daha mı yüksek olması lazım? Doğukan Topçu eyvallah. Hastaneler dolu. Erdem, hastaneler dolu doğru söylüyorsun. Ben hastaneye gitmeyi sevmiyorum ya. Çocukluktan beri öyle. O anlattığım hikaye var ya Sa Samatya Hastanesi Fatih'te. O, o fobi. Samatya fobisi beni hastanelerden hep uzaklaştırmıştır. Sabahın dördünde kalk sıraya gir. Bilmem ne. Ah ah ne günler be. Hep ızdırap içinde büyüdük. Ne günler. Samatya fobisi hayatımı değiştirdi abi. Hastanenin önünden bile geçmiyorum abi. <laughs> Neymiş? Abi ayarı kaçtı ya. Ayarı kaçtı. Hoşçakalın. Na 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 na. Hoşçakalın. Tekrar görüşeceğiz. Sağ ol Yasin'cim. Teşekkürler.